Nazlı. Şşt Nazlı. Nazlı. Ay, pişt, pişt, pişt. Ay, hiç fırsatı kaçırmıyor canım. Pencereyi açar açmaz önüne geliveriyor. Hiç pencere açamayacak mıyım ben bu evde? Hırsız kedi. Hiç pencere açamayacak mıyım ben bu evde? Miau, günaydın Yaman. Bunu da buralarda bırakıyorsun. Ufacık yer. Zaten sahibinle uğraştığım yetmiyor sanki. Bir de senin topunla uğraşıyoruz hanımefendi. Öf. Yaman, Necdi Hanım'ın pis dediğini duyunca senin geldiğini hemen anladım. Daha kahvaltımı da bitirmemiştim. Beni niye sevmiyor? Ciğerini mi çaldım? Perdelerini mi tırmaladım? Kapısının önüne kokan bir şey mi yaptım ha? Üstüne alınma. Ama o kirli şeyleri sevmez. Çok titiz bir hanımdır. Yine geldi şu kara kedi. Pişt, pişt. Ay, ama daha yeni gelmişti. Nazlı, gel kızım buraya. Nezih, oğlum. Terliğimi getiriver lütfen. Ama anne. Nezih. Tamam, tamam. Ay. Teşekkür ederim oğlum. Çok nazik. Hadi Nazlıcık gel. Sıksın gel. Gitmem lazım. Necla Hanımcığım beni çağırıyor. Saçma. Her geldiğince gidilir mi? Bari yiyecek bir şeyler verse de gittiğine değse. Pisi pisi, pisi pisi, pisi pisi. Pisi pisi de ne demekse. Aa, böyle söylememelisin. Yoksa senin hiçbir zaman bir sahibin olmaz. Olmasın zaten. Ben halimden memnunum. En azından biri çağırınca gitmek zorunda değilim. Aa. Ay, ne arsız kedi. Bireleri de vardır şimdi bunun. Git buradan. Pis, 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 pis. Aa, yeter artık ama. Ne zaman kurtulacağım bundan? Hanımefendi, biziyor muyuz? Niye o koltukta oturuyorsun? Şşt, yakalarsa fena yapar ha. O beni yakalıyor ne kadar. Oho, bir zıplarım en az 80 pire boyu. Benim de manevra kabiliyetim tartışılmaz ama tedbiri elden bırakmamak gerek. Orası öyle. Bu insanoğlunun ne yapacağı hiç belli olmaz. Hadi eyvallah. Aa, Yaman, sen gerçekten pireli misin? Neden daha önce söylemedin? Ya bir kedinin piresi olmasından doğal ne olabilir? Korkunç. Hiç de değil. Sadece biraz kaşındırıyor o kadar. Kaşınmaktan hiç hoşlanmam. Ve benden uzak dur. Git 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 diyorum sana. Aa, yine mi sen? Ay, ne zaman kurtulacağım bu kediden? Hadi git bakayım buradan. Ay, oğlum. Nezih. Anne yine mi ya? Oğlum terliğimi getir. Ah, Hasan Bey'i ikaz etmeliyim. Bu sokak kedisi buraya fazla alıştı canım. Bırak. Acaba bunu yuvaya taşıyabilir miyim? Ya senin ne işin var terlikle? Ekmek kırıntılar neyine yakmıyor? Bırak. Ay, uyumakla oynamak sıkıcı olmaya başladı. Ay. Artık Yaman'la da arkadaşlık edemem. Aa, keşke pireleri olmasaydı. Ay, oysa ona ne kadar da alışmıştım. Acaba buralarda piresiz kedi var mıdır? Hı? Ay, galiba yok. Keşke Yaman burada olsaydı. Ben geldim. Aa, ay ne bu halin? Çabuk banyoya. O pis topu sakın içeriye sokma. Tamam anne. Yaman pirelerinden kurtulsa bile bir daha benimle arkadaşlık etmek istemeyecektir. Çünkü Necla Hanım onu kovdu. Ben de Necla Hanım gibi davrandım. Ama ne yapabilirdim? Ya pireleri bana geçseydi? Ay. Bak huylandım bile. Oho, endişelenmek için geç kaldınız Nazlı Hanım. Habersiz oldu ama idare ediverin. Nezih, oğlum kapıya bakar mısın? Peki anne. Geldim, açıyorum. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Şükrü nerede? Aa, o dük döküyor. Aa, niye döküyor?
senin anlayacağın topluyor işte. Dökülenlerden annem size de gönderdi. Anne, Ayşegül geldi. Abim toplarken ben de yardım ettim. Hoş geldin Ayşegül. Şey öğretmenim, annem size dut gönderdi de. Çok teşekkür ama ederim. Ama bunlar çürük, yenmez ki. Neyzi. Hayır öğretmenim, çürük değil. Bunlar dutun olmuş. Biliyorum Ayşegül'cüm. Hasan amcan da böylesini sever. Nezih de tadına bakınca fikrini değiştirecektir eminim. Teşekkür ederim ama ben yemeyeceğim. Nezih. Yemezmiş, sen bilirsin ağzının tadını. Hasan Bey bir an önce gelse de baksak şunların tadına. Ayşegül'cüm sepetini boşaltayım. Seni biraz bekleteceğim. Şükrü ile balığa gidecektik. Ne zaman biter şu dut toplama işi? Abim ağaca çıkma konusunda çok yamandır. Biraz da yaman. Yaman. Yaman mı geldi? O da mı ağaca çıkıyormuş? Yaman ortalarda yok. Of. Keşke şimdi burada olsaydı. Bana bir yaman şey mıdır? Ağaca çıkma da abimin üstüne yoktu. Dutların hepsini çabucak döker. Sonra da döktüklerini toplayacak. Onun hayır, daha çok işi var. Onları ben toplarım. Yalnız mı? Tabii ki. Sana yardım edebilirim. Hayır. Hiç gerek yok. O benim yok. Tek arkadaşım. Bence siz balık tutmaya gidin. Ben gelmesem de olur. Tamam mı? Hem de pireli olsa bile. Belki de pireli olmak o kadar da kötü bir şey değildir. Galiba uzun bir süre adres değiştirmek zorunda kalmayacağız. Yerinde olsam çok çabuk hayal kurmazdım. Bu rahatlık fark edilinceye kadar sürer. Sepetini alabilirsin Ayşegül'cüğüm. Zahmet etmeseydiniz öğretmenim. Hiç zahmet olur mu canım? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Annene dutlar için teşekkür ettiğimi söyle olur mu? Yaman seni gördüğüme çok sevindim. Nihayet gelebildin. Geldiğim falan yok. Sadece buradan geçiyordum. Az önce kaçan fareyi görmedin galiba. Yok, görmedim. Görmemişsindir tabii. Sen kibar bir ev kedisisin. Farelerle pirelerle işin olmaz değil mi? Yaman, özür dilerim. Çok işim var. Bana 3 öğün yemek vermiyorlar. Gidip yemeğimi kendim bulmalıyım. Beni lafa tutma. Bak fare gözden kayboldu. Kim bilir hangi deliğe girdi, anlıyor musun? Zor işler bunlar. Herkes başaramaz ya. Yaman, ustalık bırak ister. Gitsin. Bak benim çok yemeğim var. Bir parça sana da verebilirim. Ben avcı bir kediyim. Koşmam, atlamam ne yakalamam lazım. Hazır yiyecekle beslenir, yan gelir yatarsam şişmam ve hantal bir kedi olurum. Bir köpek kovalayacak olsa ağaca tırmanmak şöyle dursun. Düz yolda bile yürüyemem ya. Anlıyor musun beni ha? Gördün mü? Sen neler söylüyorsun öyle? Anladım. Konuşmak istemediğini daha kibar bir dille anlatabilirdin. Ne yani? Şimdi ev kedisi olmak suç mu? Ben de isterdim sokaklarda koşmak, oynamak. Miyav. Nereden çıktı şimdi bu sokaklarda koşmak, oynamak canım? Biz niye taşındık ki buraya? Otur oturduğun yerde. Azıcık sefasını sürelim değil mi? Gerçekten ister miydin? Söyle bakalım. Bilmem. Belki de isterdim. Miyav. Yaman, bundan sonra ben de seninle konuşmayacağım. Sen de gidip o sokaktaki pireli arkadaşlarına konuşursun artık. Sokak konusunda ciddi değilmiş. Bu sefer de atlattık. O kadar çabuk sevinme. Bu ev kedileri de çok alıngan oluyor. Onunla konuşmaya gelmiştim, gitti. Fare hikayesine de hemen inandı. Niye bu kadar kızdı onu da hiç anlamadım yani. Onun yemeğini birazdan süslü kabına koyarlar nasıl olsa. İyi bu arada karnım acıktı. Hem de çok acıktım, biraz avlanayım. Anne, ben gidiyorum. Daha yeni gelmiştin. Yine nereye? Şükrü ile balık tutacağız. Peki tamam. Ama suya çok yaklaşmayın. Birbirinize soğuk şakalar da yapmayın. Anlaşıldı mı? Olur anne. Hadi rastgele genç balıkçılar. Hoşça kal anne. Güle güle canım. Şu sokak kedileri de çok kaba oluyorlar. Galiba beni kıskanıyor. Her acıktığımda yemeğimin önüne gelmesini çekemiyor. Neymiş? Benim gibi hantal olabilirmiş. Yani ben hantal mıyım? Miau. Birden iştahım kaçtı. Niye canını sıkıyorsun? Ona da bir çare düşünmüşler. Birkaç egzersiz aleti alırsın. Biraz pahalı olur ama sonuçta kilo verirsin.
bir kedi atasözü vardır. Sokak kedisi kedi maması bulamayınca olmaz olsun kilo tuzağı dermiş. Ah, Yaman da kendini böyle teselli ediyor işte. Ah zavallı Yaman. Şimdi yapacağımı görsen acaba ne derdin? Bizim karnımızı doyurmak için hemen işe koymamız gerek. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileriz sevgili ev sahibimiz. İşte buna bayılıyorum. Bir evim var. Karnım tok. Necla Hanım kucağında yatmamdan hoşlanıyor. Ah, bir kedi başka ne ister ki? Ben kaşınıyor muyum? Allah Allah. Neyin var Nazlıcığım? Niye kıpırdanıp duruyorsun? Ay, herhalde yediğim hazır çorbalar dokundu. Nazlı, rahat durmayacaksan başka yere git. Kitap okumaya çalışıyorum canım. Of, ama çok kaşınıyor. O tüylerinin arasındaki ne öyle bakayım? İşte şimdi abba yuttu. Tutturdunuz taşınalım taşınalım diye. Taşındınız. Bari rahat otursaydınız. Şimdi Necda Hanım evi tepeden tırnağa ilaçlamaya kalkar. Bizim de rahatımızı kaçırdınız. Her şeye katlanırım da Necda Hanım'ın şu cihaklamasına dayanamıyorum. Vah geliyor. Aa, bire ne yapacağım ben şimdi? Hasan Bey. Bire mi? Asıl ben ne yapacağım şimdi? Yaman'ı pirelerim. Baba bana mı geçti şimdi? Bu muymuş rahatlık? Ne bu be? Sevimek için erken demiştim. Ay Hasan Bey, Nazlı, Nazlı. Ne oldu Nazlı'ya? Ay Hasan Bey, Hasan Bey, Nazlı'nın üzerinde pire var. Şimdi ne yapacağız biz? Necla Hanım, sakin olun, sakin olun. Çaresine bakarız. Ay Nazlı'nın temizliğine o kadar dikkat ederken... tabii ki olur. O kara kedi Nazlı'nın yanından hiç ayrılmıyor ki canım. Necla Hanım, dünyanın sonu değil ki bu. Kedilerin piresi olur. Hasan Bey, bu bizim kedimiz. Tabii ya. Taşınır taşınmaz kasabanın bütün pireleriyle anlaşmıştım halbuki. Nazlı'dan uzak duracaklardı. Hani kendisi bizim kedimiz ya. Ay, ay sen dalga geçmeye devam et. Bütün evi pireler sararsa görürsün gününü. Nazlı. İşte burada. Sonunda sen de pirelerle tanıştın. Ay, ben tanışmak falan istemiyorum. Bir an önce kurtarın beni bunlardan. Amma da yaygaracıymış be. Yaman'ı terk et ama hakkını yeme demişler. Bunca zaman beni sırtında taşıdı da bir kere bile şikayet etmedi. Her tarafım kaşınıyor. Yaman buna nasıl dayanıyor anlamıyorum. Ay, bana da geçti. Ah kara kedi. Tamam, ah, tamam Yaman, dur, sakin ol. Tamam, tamam işte bunu takalım. Tamam. Korkunç bir şey bu. Şu halime bak, bütün kasabaya rezil oldum. Pire tasmalı Yaman. Hadi sana takmalarını anlayabilirim. Sen onların kedisin ama ya ben. Ama biliyorsun ki pireler senden geçti bana. Ne yani? Pirelere kedi değiştirme yasağı mı koysalardı? Şikayet etmeye hiç hakkın yok Yaman. Bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Asıl senin yüzünden. Bir ev kedisiyle arkadaşlık etmek benim neyime? Sonra sahipleri boynuna pire tasması takıverirler işte. Üf, çok kötü kokuyor. Üstelik de çok çirkin. Şu Hasan Bey'i iyi biri sanmıştım ama bana yaptığına bak. Bu hem kedi haklarıma hem de pire haklarına aykırı bir davranış. Anlıyor musun beni? Yaman, Yaman, Yaman. Yaman. Bütün hayvan hakları. En büyük Yaman, başka büyük yok. Pirelerimle mutluydum yahu. Hoşça kalın sinek kardeşler. Ben evime dönüyorum. İstenmediğim yerde kalmam. Hasan Bey bu rengi sevmediğimi bilmiyor mu? Miau. Pembe olsaydı en azından kurdelemle uyumlu olurdu. Daha ne kadar takacağız bu iğrenç şeyi Yaman? Çok uzun sürmeyecek. Aman Allah, bu ne kötü koku. Eyvah tasma. İşte bu felaket. Yaman'a da takmışlar. Artık ona yaklaşamam. Nazlı'yı da terk ettim.
Peki ben ne yapacağım şimdi? Benim bildiğim Yaman bu tasmadan ne yapar eder kurtulur. Ben de eve dönebilirim o zaman. Bundan sonra konfor peşine koşmaz, elindekiyle yetinirsin umarım. Yetinmez miyim? Yeter ki Yaman beni affetsin. Bir de şu tasmadan kurtulsun. Düşünüyorum da biraz sert, titiz ve yaygarıcı. Ama Necla Hanım iyi bir ev sahibi. En azından o yok edici spreylerden sıkmıyor. Şimdilik. Seni bilmem ama ben bu şeyden kurtulacağım. Bana kimin yardım edeceğini de biliyorum. Yaman dur. Gitme. Bak bu çirkin şey benim de hoşuma gitmiyor ama kaşıntıdan kurtulmak için katlanacağım maalesef. Umarım Hasan Bey en kısa zamanda daha güzel bir rengini bulur. Miau. Ah Hasan Bey, keşke bizim yorganlar da Muhalle Hanımlarınki gibi yün olsaydı. Çıkarır teker teker yıkardı. Necla Hanım, kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Evde pire falan yok. Ay öyle diyorsunuz ama ben bir kere huylandım. Ay zaten her tarafımı kaşıntı sardı. Hadi bütün evi kaldırın da içiniz rahat etsin. Necla Hanım, kapıyı açar mısınız? Hemen açıyorum. Ay birazını ben mi alsaydım acaba? Yok, taşırım. Ay, sakın bir yere takılıp düşmeyin. Merak etmeyin. Bir şey yok. Daha gardıroptakiler var. Ay... Perdelerimi indirsem acaba? Hasan Bey, Nezih'in yatağını yorganını da bahçeye indirir misiniz? Olur. Sağ olun. Hasan Bey, sizi bekliyorum. Hadi. Necla Hanım, pencereden atıverin, ben tutarım. Olur mu canım? Atın, bir şey olmaz. Ay, peki. Tuttum işte. Bir de bu. Bak. Bir de şunlar. Hasan Bey, kirlenmedi değil mi? Efendim, merak etmeyin. Hepsi benim üstüme düştüler. Yere değmediler. Siz iyi misiniz? İyiyim. Durun. Hemen geliyorum. Geldim. Ay Hasan Bey, her şey yolunda mı? Canınız acımadı değil mi? İyiyim. Merak etmeyin, hiçbir şeyim yok. Keşke yukarı çıkıp alsaydım. İlahi Hasan Bey. Hasan Bey, bir dahaki sefere Nazlı'ya tasma alırken kurdelesine uygun bir renk seçin, olur mu efendim? Olur Necla Hanım, olur. Hasan Bey, aklıma bir şey daha takıldı. Şimdi biz bu tasmayı Yaman'a taktık. Peki pirelerin Nazlı'ya geçmesini engellemiş mi olduk? Tabii. Yani Nazlı bir daha pirelenmeyecek mi? Onlardan kurtulduk mu? Tabii, tamamen kurtulduk. Peki ya öteki kediler? Ya onlardan nasıl biri yani? Nazlı'ya yaklaşırsa ve pirelerini geçirirse? Ya da Yaman boynundaki tasmayı çıkarırsa? Nasıl çıkarsın ki? Yapamaz canım, yapamaz. Necla Hanım, her kuralın bir istisnası vardır. Yaman kaşınmaktan kurtulduğuna memnun olur sanmıştım ama... ...o tasmayı çıkarmanın bir yolunu bulmuş bile. Yani her şeye yeniden mi başlayacağız? Endişelenmeyin, biz tedbirimizi aldık. Tasma varken pirelerin Nazlı'ya yaklaşması mümkün değil. Eminsiniz değil mi? Birileri pireler için gaz maskesi üretmediyse tabii. Gaz maskesi mi? Hasan Bey, yine mi dalga geçiyorsunuz? Aşk olsun.
karıncaların sadece çok çalışkan toplayıcılar olduklarını sanıyorsanız bunu dinleyin. Yaprak karıncaları kışın yiyecekleri mantarları kendi elleriyle yetiştiriyorlar. Tıpkı çiftçiler gibi. Önce ağaçlardan kestikleri yaprakları yuvalarına taşıyorlar. Çiğneyerek hamur haline getiriyorlar. %60 nem oranına sahip 25 derece sıcaklıktaki özel odalarda bekleterek lezzetli mantarlarını yetiştiriyorlar. Bundan böyle bastığınız yere dikkat edin. Bu çalışkan çiftçileri ezmek istemezsiniz değil mi?